Günaydın arkadaşlar. Aslında günaydın demeyeyim de günaydın çünkü saat 2 oldu ve hemen direkt daha kahvaltı bile yapamadan suyumu koydum. Ve şöyle hemen akşam için yemek yapacağım. Bunun listesini çıkartıyorum. Akşama yemekle bir misafirim var. Gelin yemeği. Yani aslında yabancı değil, arkadaşım ve ailesi geliyor. Fakat ben yine de özeniyorum. Özenmek istiyorum. Her gelen misafirime aynı özeni gösteriyorum. Şimdi şöyle güzel bir yeni gelin sofrası hazırlayalım sizlerle. Soframdan tutun yemeğime, her şeyimi bu vlog içerisinde göreceksiniz. Menümü ayarlayalım. Birinci olarak hemen ben birinciyi yazdım. Mantar çorbası düşünüyorum. Farklı bir çorba olsun istedim. Klasik mercimek şehriye falan olsun istemedim. Bu şekilde mantar çorbası diyorum. Ana yemek olarak da etli güveç yazıyorum. Bunun da güzel olacağını düşünüyorum. Tek tek kaselerde kişi başı güveçler yapıyorum. Bunu da ilk defa yapacağım. Bakalım inşallah beceririm. Üçüncü olarak yanına da tabii ki pilav yapalım. Garnitürlü pilav yapalım. Onu da normal sade yapmak istemedim. Şimdi gelelim şeylere. Ara sıcak olarak da dolabımda, buzluğumda içli köfte var. Onu ısıtmak istiyorum. Salatalara geçelim. Salatalarda da ıspanak borani yapmak istiyorum. 6 ıspanak boraninin yanına taze börülce salatası yapalım. Onu da çok severim. Bir de gerçekten bu da ara sıcaklara giriyor. Şu an söylemeyi unuttum ara sıcaklarda. Karnabahar kızartması yapacağız. Fakat bunu böyle unlayıp falan şeyde değil, tencerede değil. Bunu fırında yapmak istiyorum. Baharatlı olacak. Gerçekten çok güzel olduğunu söylüyor herkes. Ben de bunu denemek istiyorum. Daha diyetlik bir tarif. Ara sıcakta böyle hafif atıştırmak için güzel gider. Şimdi şöyle 7 maddeli görüyorsunuz. Bugün bakalım nasıl geçecek. Etli güveci tabii ki koymam gerekiyor önceden. Şimdi bunların hepsini bir sıralamasını yapıp ben kamerayı tekrar açarım. Bunların hepsinin bir sıralamasını yapayım. Bu arada yeni uyandım. Hiçbir şey sürmedim yüzüme. Bir de bu arada hemen şu kısma Instagram hesabımı bırakacağım. Beni lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Linkler paylaşıyorum. Çeyizimle ilgili aldığım şeylerin linklerini paylaşıyorum. Olup olmadığımla ilgili konuşuyoruz. Sizlerle daha çok iletişim kurabileceğim, anlık iletişim kurabileceğim mecra tabii ki de Instagram. Hepinizi Instagram hesabıma bekliyorum. Ispanak borani ile başlıyoruz. Şimdi 1 kilo ıspanağımızı hemen çok güzel bir şekilde tüm kumlarını andıracak şekilde yıkayıp bunun yoğurdunu hazırlayacağız ve ıspanak borani ve taze börülce salatasını bitirip hemen dolaba atmak istiyorum. Bunlar dinlensinler. Daha sonrasında da etli güveç yapmaya başlarız. O da pişerken saatimizde ilerler, torba ve pilava o zaman geçeriz. Önlüksüz çalışmamalıyım gerçekten. Çünkü ben yerken de yaparken de kesinlikle önüme döken insanlardanım. O yüzden hemen önlüğümüzü giyelim. Bugün böyle sessiz bir video olacak galiba. Çünkü evde de mutfakta da yalnızım. Öyle annemle çalıştığımız gibi eğlenceli action'la bir şey çıkartabilir miyim tek başıma bilmiyorum. Ve dün de gerçekten Aykut'la bunu konuştuk. Gerçekten şu an böyle Aykut'suz çektiğim için kötü oluyorum. Yani benim kanalımın içeriği zaten çeyizle başlıyor, yani düğünle başlıyor. Düğünden sonra biliyorsunuz ev vlogları falan gelmeliydi. Beraber yaptığımız şeyler. Ama bunların hiçbiri gelmiyor çünkü çok uzağız. Bu kadar büyük bir leğenim yok. Bir de leğenle su değiştirmesi çok zor oluyor. Şimdi ben bunu böyle yıkarken hemen alttaki tıpayı açıyorum. Suyunu değiştirip tekrar dolduruyorum. Bunları biraz da sirke atalım. Böyle sikeyle biraz bekledikten sonra tamamen yıkarız. Hem de gerçek anlamda mikrobun arınlığını kesinleştiririm. Temizliklerde özellikle size gerçek anlamda çok muzdarip olduğum ve bence sihirli bir şey. Şimdi biliyorsunuz ki bu camların falan buğuları çıkmıyor. Benim arkadaşım, bugün gece olan arkadaşım bunları feri ile çıkarttığını söylemişti. Bunlar feri ile çok güzel çıkıyor, normal camlar. Fakat duşakabinimin camı feri falan hiçbir şey çıkartmıyor. Ne işte külörak diyoruz biz burada İzmir'de. Ne külörak, ne işte deterjan, hiçbir şey çıkartmıyor. Sadece ve sadece şöyle bir bardak sirke, beyaz sirke ve içerisine yarım bardak su karıştırıp sıkıyorsunuz. Şöyle bir siliyorsunuz hafif nemli bir bezle.
Gerçekten bir mucize. Yani aylardır çıkaramadığım o lekeleri, benekleri çıkardı. Bence siz de deneyin. Çıkartamadığınız lekeler varsa beyaz sirke bir mucize diyebilirim. Fark ettim ki soğanları böyle ne derler, ipli robotlardan geçirirken çok ses olmuş ve gerçekten videonun kalitesini çok fazla düşürmüş. Şimdi bugün soğanları doğrayacağım. Soğanı önce soğanla tavada zeytinyağı ile kavuruyoruz. Sonrasında yoğurdunu, yani sarımsaklı yoğurdunu sonrasında hazırlayıp hemen onu yapıp kaldırmak istiyorum. Şöyle börülcemi, etimi falan da çıkarttım yanımda. Etim erisin. Bu arada aldığım birkaç tane yorum var arkadaşlar. Ses kalitesi falan, görüntü kalitesi çok düşük diye. Ben videolarımı telefondan çekiyorum, kendi telefonumdan. iPhone 7 Plus var bende. Tabii ki çok düşüktür yani ses ve görüntü kalitesi. Ama şu anlık bununla idare ediyorum. Hollanda'ya gideceğim bir ay içerisinde. Gittiğimde orada beraber Aykut'la alırız diye düşünüyorum. Kamera araştırması yapıyorum. Şöyle küçük vlog kameralarından mı alsam, yoksa daha böyle büyük normal böyle eski tip kameralar gibi oluyor ya, böyle çeviriyorsunuz falan, öyle bir şey mi alsam? Benim için en önemlisi kendimi görüyor olmam. O yüzden kendimi görebileceğim bir makine alacağım kesin. Ses ve görüntü kalitesini şu an üzgünüm maalesef. Beni idare edin. Bu şu an çözemiyorum. Telefonumdan çekmek zorundayım. Bir ay sonra bu sıkıntı çözülmüş olacak. Şimdi bir ay sonra gidiyorum. Çünkü arkadaşlar ben eş durumundan kaynaklı yurt dışına çıkabiliyorum. Benim vatandaşlığım yok. Aykut çift vatandaş. Aynı zamanda Bulgar vatandaşı. O yüzden ben eş durumundan dolayı çıkabildiğim için önce Aykut'un gidip orada bir süre çalışması gerekliydi. Bu şekilde şu an o süreyi de doldurmak üzereyiz zaten. 2 aydır ayrıyız. Ortalama 3 ay oluyor hatta. 3 aydır ayrıyız ve ben şu an gideceğim oraya. Bir ayım kaldı vize başvurusu yapmak için. Hatta beraber sizinle Bursa yolculuğu yapacağız. Orada vize başvurularını yaptıktan sonra çıkmasını bekliyorum. Vizem çıktığı gibi de ben Hollanda'ya gidiyorum. Aykut'la beraber çalışma hayatımız olacak. Ama böyle hafta sonlarında tatilimiz olacak. Aynı iş yerine çalışacağız. Hafta sonlarımız tatil olacağı için sizlerle paylaşacağımız çok şey olacağını düşünüyoruz. Allah'ım çok kötüyüm ya. Şu soğan berbat bir şey. Mesela şöyle şeyler düşünüyoruz. Biz dünyayı gezmek istiyoruz Aykut'la. Benim zaten çocukluğumdan beri hayalimdi ve gerçekten gerçekleşeceğini düşünmediğim bir hayaldi. Şu an çok ucundayız. Mesela atıyorum Belçika çikolatasını Belçika'da yemek istiyoruz. Özellikle Norveç'te kuzey ışıklarını çok merak ediyorum. Orada bir gece geçirmek istiyorum. Orada yaptığımız bütün her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer beni takip ederseniz bunların hepsine haberdar olabilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın sonunda her seferinde söylüyorum fakat gerçek anlamda izlenme sürelerime bakarsanız gerçekten iyi izlenme sürelerim. Bu konuda size çok teşekkür ederim. Fakat bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bakın ağlıyorum. Beni ağlattınız. Kanalıma abone olun lütfen. Bir de Hollanda'ya giderken uçakta falan, şimdi biz Aykut'la birbirimizi 4 ay 5 aydır görmüyor olacağımız için çok heyecanlı olacağım. Böyle beraber hazırlanırız. Beraber yolculuk yapıyoruz, uçak yolculuğu. Havalimanında Aykut'la beraber kavuşuruz sizlerle. Böyle ilişkimizin detaylarında gerçekten çok ayrılıklar var. Ve biz bunların hepsini kaldırabildik. Ayrılıklar dediğim şöyle... bizim ayrılmamızdan kaynaklı değil, hayat şartlarından kaynaklı uzak kaldığımız, uzak mesafe ilişkisi yönetmek zorunda kaldığımız dönemlerimiz oldu. Gerçek anlamda çok zorluklardan geçtik ve bu defa evlendikten sonra da ayrı kalıp, yani şöyle görüyorduk, evlenelim bir daha hiç ayrılmayalım. Yine bir ayrılık bizim hayatımıza girdi. Fakat hiçbir seferinde de şükretmeyi unutmadık. Çünkü her ayrılığın sonu bence gerçekten çok güzel bir kavuşmayla sonlanıyor. O yüzden biz şu an kavuşmayı bekliyoruz ve bir daha hiç ayrılmayı düşünmüyoruz inşallah. Bakalım. Şöyle soğanlarım kavruldu. Hemen içine ıspanakları atalım. Hepsini attıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Şöyle bir dağ gibi doldurduk fakat bu zaten suyunu biliyorsunuz ki zamanla yavaş yavaş çekip küçülecek ıspanaklar. O zaman tam kapanır. Şimdi bu bitti. Diğerine geçelim. Şimdi Boran'ımızın yoğurdunu koyduk. İki diş sarımsak içine rendeleyip şöyle karıştırıp ıspanakları içine dökeceğiz ve bu bitecek. En son bunu serviste artık görürüz. Hemen şimdi taze börülcelerimizi haşlamaya geçelim. Onun için bir tane tencereye suyumuzu koyup bunları haşlayalım.
Şunu da ekleyelim. Bunları haşlanmaya bırakalım. Çorbasını çok basit aslında. Mantarları ayrı bir tavada kavuracağız. Daha sonra tenceremize unu, tereyağını alıp kavurup süt ve su ekledikten sonra en son mantarlarımızı ekleyeceğiz. Aslında böyle kremalı bir çorba gibi oluyor ama içerisinde krema olmuyor. Mantarlarımızı şöyle gözüküyor, evet. Şöyle ikiye bölüyoruz. Sonrasında şu şeylerini, saplarını alıyoruz. Şöyle sonra dilimler halinde yapıyoruz. Böyle dilimler olacak. Çok küçük küçük yapmayın. Zaten mantar çok fazla su salıp küçülen bir ürün. O yüzden zaten çok küçük kalacak mantarlar. Siz hiç küçültmeyin. Büyük büyük yapın. O kendi küçülecek. Hatta böyle şeyleri ikiye de bölebilirsiniz. O yüzden sıkıntı olmuyor. Şey yapalım. Tereyağını da kavuralım. Şöyle 3 yemek kaşığı tereyağı koyacağız. Şunu şöyle alayım. Ve mantarı biraz böyle kavuralım. Mantarın hafif diriliğini öldüreceğiz. Bu arada bir yandan da börülcelerim kaynıyor. Bu da soğumadan. Şu an hepsini bir arada götürüyoruz. Bu arada fırınımızın şu soğuk çözdürme bölümünde etlerimi çözdürüyorum. Bakayım. Aa, çok azıcık, biraz daha durabilir. İçine 3 yemek kaşığı un koyuyoruz. Bu arada içine zeytinyağı da biraz karıştırdım. Çünkü mantarı da tereyağında sotelediğim için birazcık da zeytinyağı karıştırayım dedim. Buna 2 su bardağı, 2,5 su bardağı hatta süt koyalım. Şimdi 2,5 su bardağı süt koyuyoruz ve bunu biraz böyle kaynatıyoruz. Sonrasında suyunu ekleyeceğiz. Bu gerçekten çok güzel oldu. Tadı da enfes. Hemen bunu bitirelim. Bunun içine sarımsağımı rendeledim. Yoğurdumu koydum. 3 diş sarımsak koydum. Şöyle bir miktar aktarayım bakayım. Nasıl fazla mı? Bunun en son serviste üzerine birazcık pul biber yakarız. Sonra onu böyle servis ederiz. Bu çok güzel oldu. Mükemmel gözüküyor. Bakın. Ben şimdi bitirdim. Buna bakacağım. Mükemmel. Üzerine bir şey söylemiyorum. Harika olmuş. Ay çok güzel olmuş. Ben bunu devamlı yaparım artık. Şöyle benim internetten sipariş verdiğim kaselerin üzerini kapatmak için çok işe yarıyor demiştim. Çeyiz vloglarında link var. Dolabımıza kaldırdık. Yoğurdumuzu da kaldıracağım. Ispanak boranemiz bitti. Şimdi şu an şey haşlanıyor. Börülceler de haşlandı. Onları da yaparız. Hemen geçeriz. Yalnız onları en son bence sarımsaklı yağlayalım. Çünkü sarımsak bayağı sinip kokutabilir. Onları en son yapalım. Haşlandı. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldular. Şu andan bile çok güzel kokuyor. Şimdi karnabaharı yıkayıp karnabaharlarımızı doğradık. Şöyle daha çok dilim dilim olması gerekiyordu. Fakat ben pek fazla beceremedim. Nasıl öyle oldu bilmiyorum ama daha çok dilim olanları hemen şöyle almak istiyorum. En son yaparken soslayıp hemen fırına sokarız. Şöyle çok tatlı oldu bakın. Çorbamı kaynamaya bıraktım. Sadece süt ve unlu şekilde. En son bunun artık suyunu ekleyip tekrar kaynatacağız. Şimdi şu anlık güzel gidiyor. Bence biz güvecimizi de yapmaya başlayalım. Çünkü bir an önce olsun bitsin yemeklerim. Şöyle bunu da açalım. 7'de, 7.30'da çalışabilir. Şimdi bunu birazcık suyunu salasaya kadar kavuracağız. Bu birazcık etimizi pişirelim. Çorbamız kaynıyor. 3 su bardağı suyumuzu da çorbamıza ekleyelim. Çorbamız kaynasın. Etlerimiz zeytinyağında kavrulsunlar. Şimdi çorbaya mantarlar da girdi ve çok güzel oldu. Biraz böyle mantarlı bir şekilde kaynayıp mantarlar da çorbaya özmeyeni bırakacak. Bunlar burada dursun. Bir yandan da etlerim kavruluyor. Şimdi bunun içerisine cücük soğanlarımı doğrayıp hemen ekleyeceğim. Biber falan. Bunlar da böyle salçayla kavrulup soğanlarımı doğramaya başladım. Bunlar biraz uğraştıracak. Keşke daha önce başlasaymışım. Ama ne yapalım. Böyle 15-20 adet falan olacak.
Burada biberlerimi doğradım. 2 tane yeşil, 1 tane kırmızı doğradım. Ben tarifte daha farklıydı. Burada cücük soğanlarımı şimdi etlerle beraber kavuruyorum. Biraz kavurduktan sonra biberlerimi ekleyeceğim. Şimdi şöyle yiyorum biber salçası. Tam 1 tane de şöyle domates salçası ekliyorum ben. Tarif farklı yani. Ben tarifte mesela sadece biber salçası koyuyordum. Fakat ben sadece biber salçası sevmem. O yüzden şöyle biraz salçalayalım. Şimdi bunun üzerine domates dökeceğiz. 3 diş sarımsak doğruyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel, ne kadar lezzetli duruyor. Daha tabii bu tavada sonra bunun birbirleri böyle özmekleşmiş halinde fırında böyle birbirleriyle özmekleşecekler. Mutfağımın halini görmek bile istemezsiniz. Ben vlogu çekemedim çünkü gerçekten böyle son anda sıkıştım falan, hızlı hızlı hazırladım yemekleri. Buramı şimdi az önce paylaştığım yemeksiz haliydi. Mezelerimi falan gördünüz. Yemeğim mükemmel oldu. Çok güzel oldu. Her şeyimi çok beğendiler. Tek sadece pilavım tuzsuzdu. Kahvaltı yaptık dediğim şu an saat 5. Yeni gittim misafirlerim. Kahvaltıdan sonra temizlik yapmadım. Kahve falan içtik. Muhabbet sohbet derken ondan gidince yaparım dedim. Şimdi sizlerle kamerayı yine açtım. Yine böyle şeyin sonunu paylaşamadım ama yemeğimi falan fotoğraflarını da çekmedim. Keşke çekseydim. Eksiklikler var. Ya vlog çekerken hala daha toparlayamıyorum. Tommy çıldırdı gene. Toparlayamıyorum. Şu an kamerayı çok sallıyorum çünkü tripodum yok. Şimdi tripodu takıp burayı sizi sabitleyeceğim. Burada bir şeyler toplayalım. Bakalım ya. Bugün ne daha uzasın vlog. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Temizlik falan yaparım. Vlogu kapatırım öyle. Şimdi yine nereden başlayacağım bilmiyorum. Tommy, herkes varken oturuyorduk aşkım. Gel. Yemin ederim gerçekten hiç ses yapmıyordu. Sürekli oturdu. Şu an çıldırdı. Ya bana yaramazlık olsun. Başka hiçbir şey değil. Her şey güzel, iyi, hoş da şu kısım yorucu, zor. Evde yalnızdım bugün akşama kadar. Annem gelir diye düşünüyorum. Şimdi dua ediyorum. İnşallah makine boştur. Ya da az kirlidir. Aynen. Bunları alır herhalde. Of ya. Hiç istemiyorum. Zorla yapıyorum şu an. Toplamda 6 kişiydik. 6 kişilik bir sofra hazırladım. Soframda siyah takımlarımı kullandım. Ama keşke yemeklerimi de çekseydim. Gerçi zaten yaparken çektim. Et soteyi falan gördünüz. Et sotem tekrar fırında bir 20 dakika falan pişti. Çok güzel olmuştu tadı. Etlerim bence bir tık daha pişmeliydi ama iyi dediler. Bilmiyorum. Pilavım tuzsuzdu. Onun dışında her şey güzeldi. Mezelerim falan. Hele ki şey... Ispanak, borani, enfeste. Şimdi şöyle olacak. Bir makineyi ben tekrar bir kere şey yapayım. Yıkayayım. Bir kere daha çalıştıracağım. Çünkü bayağı bulaşık var ya. Şöyle kahvaltıdan kalan poğaçalar falan var. Bunları böyle buzdolabı poşetine alıp buzluğa atacağım. Daha sonra tekrar istediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bu arada bu tepsi ben böyle kullanıyorum. Şey tepsisi olarak almışım ama zaten çok tepsim olduğu için bunu da böyle kahvaltılara kullanıyorum. Şöyle şuraları temizledim. Şunları şöyle bu tarafa böyle bir kutuya aldım. Böyle bunları da çiçek şeyim vardı. Aykut'un gönderdiği oraya aldım. Şöyle yukarıda zaten sopalarım ve şeylerim var. El bezlerim falan var. Burayı böyle düzenledim. Aynı şekilde düzenledim yine. Şu da birazdan boşaltılacak. Burada kalmayacak. İçlerini falan süpürdüm. Bu şekilde burayı böyle düzenledim. Bir de şu üst katı düzenledim. Şimdi süpürge falan tutacağım şöyle. Mutfağın da yarısı bitti. Şurada biraz bulaşık kaldı. Makine bitsin yerleştireceğim. Lavaboyu, banyoyu falan silip bitireceğim. Çöpleri de atacağım. Yani işim bitti sayılır. Yatak odasına girmem lazım. Değiştirdim. Bence daha güzel oldu. Ay. Şöyle mutfakla falan ayaklarıyla şeyin daha uyumlu oldu. Bir sürede bunu kullanayım. Diğeri birazcık şey yıpranmıştı. Tatlı oldu bence. Biraz böyle devam edelim. Tommy ile beraber dinleniyoruz. İşler hala bitmedi ama bir tane beyefendi sürekli uyuyor. Of of, ne güzel hayat ya. Vallahi Tommy, her şey yolunda senin için.
Galiba delirdim. Bence delirdim. Önce bir kabasını alalım. Ay bayağı kirlenmiş. Maalesef. Kirleniyor yani, yapacak bir şey yok. Yaşanıyor. Yaşandıkça da kirleniyor şu an. Biraz lokma sileyim. İşte şu hani mutfağın bittiğini gösteren en son lavabo temizleme, işte bango silme falan. Bu arada bangoydan anım var yani bango ile ilgili. Şu an bunu izliyorsa o zaten bilecektir. Yani bango ile ilgili çok güzel bir anım var. Bangoyu sadece İzmirliler, yani Ege bölgesi biliyor, bilmiyor sanırım, Ege bölgesi değil de İzmirliler biliyormuş. Ben bunu üniversitede arkadaşlarımla bir olay yaşamıştık. O zaman öğrendim ve gerçekten şok olmuştum. Hatta onlara diyorum ki ya saçma mı, dünyadaki herkes bangoyu bilir, nasıl bilmiyorsun falan diyordum. Arkadaşım İstanbulluydu. Gerçekten kimse bilmiyormuş. Yani eğer İzmirliyseniz ve İzmir dışında bir yerde okuyorsanız hayat gerçekten çok zor oluyor. Çünkü sizin dilinizden anlamıyorlar. Yani sizi başka şehirdeki insanlar sizi asla anlamıyor. Bangoyu bilmeyen insan benimle muhatap olmaz lütfen. Bango yani. Bu kadar. Bitmiştir. Bir domestosun, iki cifin, üç de lokum. Bu üçü, kokusu mükemmel. Yani bu domestos, cif falan küloraklı olanlar tabii. Külorak da Türkçesi çamaşır suyu. Kamerayla eğleniyorum ya, şaka gibi. Bu arada kameraya bakmıyorsun diye biri bana sistemde bulunmuş. Çok haklı. Çünkü kamera bu tarafta ve ben kendime bakıyorum. Yani kendime bakmam gerekiyor. Çünkü kendime bakmadan konuşamıyorum. Şimdi bak, şu an size bakıyorum. Şu an kendime bakıyorum. Kendime bakarak konuşmak daha nedense böyle gözüm oraya kayıyor. Bu sorun da bence kamera aldığımda çözülecek. Çünkü o zaman zaten merceğe bakıyorsunuz. Orada sizi gösteriyor zaten. Ses ve görüntü için de çok özür dilerim. Bu da çözülecek. Telefondan kaynaklı. O yüzden yani kameraya bakmıyorum diye takılmayın. Yani size baktığımı düşünerek izleyin beni. Gözüm oraya kayıyor yani. Kusura bakmayın, özür dilerim şimdiden ama yapacak bir şey yok. Kendime bakıyorum. Televizyonda da en sevdiğim program Eşliğinde. Ay şu Vlada'nın daha. Vlada yapıyorum. Bitirmem lazım. Yeni bölüm başlayacak MasterChef. Zaten tertemiz oldu. Tek şurası kaldı. O da bitecek şimdi. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum ama kapanış videomu silmişim. Şimdi editlemek için tam böyle duşumu aldım, rahatladım, ortalığı falan bitirdim. Oturdum, dedim ki hani edit yapayım. Bir baktım ki kapanış videom silinmiş. O yüzden tekrar hemen kamerayı açıp sizlere kapanış videosu çekmek istedim. O yüzden şu anki halimin gerçekten kusura bakmayın. Bu vlogda iki masa hazırladım. Kahvaltı ve akşam yemeği. Bu vlog böyle sofra düzeni videosu gibi olacak. Yemek yaptım, misafir ağırladım ve sofra düzeni. Çok fazla detaylı da çekemedim yemek yaparken zaten. Ama bu tür vloglara alışacağım. Zaman verin bana lütfen. Şimdi böyle biraz acemilik dönemlerim. Bu tarz videolardan memnun kalırsanız yorumlar kısmına bana bırakmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar çok mutlu oluyorum. Bana yorum yazıyorsunuz. İşte yorumlarınızın hepsini tek tek okuyorum. Çok ciddiye alıyorum. Ve sürekli bir etkileşim halindeyiz. Bir de teşekkür etmeyi her seferinde unutuyorum. Bu sefer teşekkür edeceğim. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Ben bile hayal edemiyordum. Yani kısa bir sürede izlenme sayılarım, sürem, abonem bence benim için, yani benim hayalimdeki süreden daha kısa bir sürede gerçekleşti bu. O yüzden sizlere çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenenler, kanalıma abone olanlar, bana yorum yazanlar, herkes benim için çok değerli ve hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık çok klasikleşti. Sürekli söylüyorum ama zaten beni izleyip gerçekten beğenenler kanalıma abone oluyorlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.